Yok ya, nasıl bamba? Kante bassana. El alemin kantesi nasıl basar? Bizimki baktı sadece. O golü yersen direkt çıkın. Evet, 3 tane paketim var. Prime'da gelmiş mi? Prime'da gelmiş. 7 nadir altın oyuncu, en az 81 rating, 2 oyuncu seçimi, 12 nadir malzeme, 5 maç, 1 kiralık Mbappe veriyor. Cuma nadir oyuncu paketimiz var, 6 oyuncu paketimiz var. Şöyle yapalım. Draft'ı kurup ondan sonra paketi açalım. Ya sürekli 4-4-2 oynuyorum. 4-2-3-1 oynasam bu taktikte biraz zor oyuncu buluyorsun draft'ı, ama yapalım hadi. Corona istemiyorum. Allah aldım. Robbie King geldi. En flex o. Dempsey Mane gelmiş, Mane alalım. Lasriken Ndombele alacağım. Ross Barkley. Ross değil mi bunun ismi? Evet. Westwood. Mbappé aldım. Burası boş. Distance 65. Pace. Aldım hadi. Romero'yu aldım. Hernandez'i aldım. Deneriz bir şeyler. Mendy'yi aldım. Nerede kaldık? Areola iyiydi. Sene başında inşallah iyidir hala. Guardiol. Boş kart. Zuma var. Marquinhos var. Marquinhos almasam hakim verecek. Marquinhos alırsam hakim vermeyecek. İzleyin. Gerçi diğer opsiyonu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama. Paketa geldi. Ben Paketa'yı alacağım galiba ya. Mostova hiçbir işime yaramaz. Aldım Danjuma'yı. İyi kart. Rhys James verdi. Almak zorundayız. Ozan'ı aldım. Mason Mount'u kullanamayız hiçbir yerde. Rodrigo'yu aldım. Bu da mesela hiç hızlı değil aslında ama. Hissiyat olarak tabii. Paketa Marquinhos ikilisini bağlamak istiyorum ama bakalım başarabilecek miyim? Sağbek yok demeyelim biz de. Ne yapalım? Şöyle biraz yükseltelim bunu. Kalsın 6 yapalım. Buna bir şey vermeyeceğim. Buna ileride kal vereceğim. Şuna defans dön, ceza sahasına giriverelim. Yine insanlık için küçük ama ufak fakir için çok büyük bir paket açılımı olacak. Önemli paketler. Boş. Ben gaming açtım. Walkout değil. Savic. Mbappe geldi. Tabii kiralık. Hadi buradan bir şey ver artık. Bir şey ver. Şu takıma bir faydan olsun. eSports. Bir şeye faydan olsun artık. Hadi ver. Tüh. Diğer koyalım. Neyse, Mbappe bayağı bir kurtarır bizi. Açtım Cuma Nadir oyuncu paketinde. Oğlum yine bunun tıkandı. Allah Allah. Harika gerçekten. Boş demem. Tabii ki boş. Çok kötü yine. Yine çok kötü her zamanki gibi. Talimatları da verdik. Daha başlayalım hadi. Evet, o rakip takımın stoperleri kalecinin dibine duruyor. Evet. Benden çok şikayetçi olduğum şey o zaten. Çok gömülüyorlar. Oy. Tatil varken iyi gitmiyor. Dolar gidiyor, hayat değil. Aynen öyle ya. Klasikleşen sorumu sorayım. Sizde aynı kamera ayarını yapınca farklı mı gözüküyor? Çünkü bu soruyu herkes soruyor ve aynı kişiler sormuyor. Aa, nereye attım lan topu çifte bakarken? Draft serimiz bizim vardı da. YouTube'da bir aksilik oldu. Ondan sonra atamadım. Her burada gol oluyor bu çocuğun ya. Hayati bir maç ya. Niye takip etmiyorsunuz? Sevmiyor musunuz mi takımı? Maç burada izlenmeyecek tabii ki. İddialıydı. Fazla iddialıydı. Benzini. Bu biraz hop hemşerinin nereye savunması oldu. Hallettik. Ya sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz şu oyunu. Ben artık farklı oyuncularla oynamak istiyorum. Jota'yı Mota'yı mı alsam acaba? Canlı olarak izlediğim ve kendimi şanslı hissettiğim en önemli oyuncu Kante galiba. Romelu'ya gol atsan direkt kuyut atardım bu arada. Bilmiyorum, o maça mı özel ama bizim maçta Liverpool Chelsea maçında çok çok güzel oynamıştı ya. Pasları falan aşırı iyiydi. Hadi Danjuma koş. Kimpembe. Çok kötü orta be ha. Yok ya, nasılsın bamba? Kante bassana.
El alemin Kantesi nasıl basar? Bizimki baktı sadece. O golü yersen direkt çıkın. Robby adamsın. Bu bilet satışı devrini kapatmışlar. Gidemezsin sala. Git şimdi. Run. Run. Allah gelişine vurdum Teoman'la. Hayda. Aa! Ulan gol sandım. Şu an aktif olarak en iyi oyuncu Salah diyebilir miyiz arkadaşlar? Bence deriz galiba artık. Ne yaptım ya? Blok yiyeceğim diye vurmak istemedim de. Leva mı? Hmm. Ben Salah diyeceğim çünkü çok daha zor bir oynuyor ya adam. Hak ettim golü yemeyi, evet. Bak bak. Sol stoperimize bak neler yapıyor bak. Bak sol stoper bu pozisyonu başından sonuna kadar trolledi sadece gol yerim diye. Alacağım. Açma yandan işte. 27. Oh be, yeşil vurduk Allah'tan. En iyi dribbling tuşları yön tuşları bence. Yani analog. 85 bir Neymar var. Kanatsa Vinicius. Diğer taraflar için Neymar. Tabi Premier Lig şu an NBA gibi oldu ya aynı. Oğlum bu oyunda draft ne olmuş ya? İnsanlar her draftın dolandırıcı olduğunu anladılar. Biz anlayamadık sadece. Ama Rivals çok kasıyor. Uğraşmaya gerek yok o kadar zor maçlarla. Draft'ta paket açma şansım var. O yüzden seviyorum ben. Ndombele'yi geri çekiyorduk. Mane'yi ortaya alıyorduk. Sola Danjuma kardeşimiz, sağda Salah kardeşimiz geliyordu. Talimatlardan buna geride kal deyip buna veriyorduk. Yerden sert bas, time finishing gol. Şu yerden sert basın nerfledikleri zaman eğer oyunda gol atılabiliyorsa, gol atmak zorlaşmamışsa oyun çok keyifli olacak yine. Lan Mane. Danjuma bir ne yapıyorsun? Ya Danjuma. Oy. Niye öyle vurduk? Hep aynı goller. Sadio Mane'ye bak. Yardır oğlum. Ya Alex Teyes kim köpek sana yetişecek Mane? Neymar. Gel gel. Aa çok güzel pas attı lan. Harbi helal olsun ama işte blok gerçekleri. Hayır. Grealish atamaz. Çık şimdi çık aniden çık Robbie Keane. Oyunun sene başındaki halini hatırlayın. Gayet keyifliydi yani. Hatalar illaki olacak yani. Kusursuz bir oyun yok ki. Oynadığınız en son kusursuz oyun hangisiydi? Şey falan dersiniz muhtemelen. Red Dead Redemption. İşte Uncharted 2'nin mesela senaryosu bence kötüydü. Uncharted 1 derdi. Pardon Uncharted diyorum ya. Last of Us. Evet online'da kusursuz olmaması da çok zor dediğin gibi. Çünkü insan faktörü var işin içinde. İnsan faktörü çok garip bir faktör. Alısa da artık forvet oynuyorum ya ben. Kondisyon olduğum forvette iş yapıyorum. Start'a basmadık. Aa oynamıyor mu bu adam ya? Ay ne kadar kolay bir gol oldu yine.
Kanka, kaleci açtın çektin güzel de unuttun, savunma yapmayı unuttun. Niye öyle oldu? Gider gider bak şimdi bak. Danjuma kesti bir de ortasını. Kötü orta açtı ama. Ego bir hastalık zaten. Ve seni aşağıya çeken bir şey her zaman. Ego olursan gidebileceğin yer belli. 2-3 tane dünyadan örnek vermek mantıklı değil. İşte İbrahim çok egolu ama başarılı demek çok aşırı mantıksız bir anlatım şekli. Benim yaptığım defans da çok agresif kalıyor rakiplere göre. Kaleciyi seçseydin Switch'te. Büyük futbolcular mecbur egolu olmalı. Çok katılmıyorum ya. Teknik direktör belki olabilir, onlara da çok katılmıyorum. Bazı şeyler bence yerinde güzel. Yeni başlayanlar için ben ne öneriyorum taktik olarak? 4-2-3-1 öneriyorum. Pikmik bir şey yok mu abi? Ben bunları vereyim artık şu oyuncularımı. Mega paketten Mbappe yok mu peki? Yokmuş. Bakalım. Geçen sene çok fazla vardı. Yani 5'li defansta şöyle bir sıkıntı var. Fark ettiyseniz iyi takımlar hep üçlü oynuyorlar, 5'li değil de. Onların da ellerindeki bekler zaten çok değerli bekler yani. Tüm takımların alabileceği, her takıma yazdığın zaman ilk 11 oynayabilecek bekler. Bu oyunda 5'li normalde şeydi, yıllarca geçen seneye kadar orta saha kalabalığını tutamadığın için, orta sahada adama yenildiğin için kullanılmıyordu. Ama geçen sene defans çok ön planda olduğu için 5'li işe yarıyordu. Sadece üçgenlerle gol atabiliyordun. Şimdi yine orta sahada kalabalık olmak önemli. Ve üçgenler güçlü değil. O yüzden yok.